Kültür Karıncaları 2010'a yürüyor. Ülkemizin katman katman kültürel değerleriyle dünyanın en zengin bölgesi olduğunu söylüyor. Ardından da yakınıyoruz, koruyamıyoruz diye. Ama korumak için önce bu kültürel zenginlikleri sevmek, benimsemek ve tanımak gerekmez mi? Geleceğin sahibi çocuklarımıza tanıtıyor muyuz bunca değeri? Hatta öğrettik mi kültürel mirasın anlamını? İşte bu kaygılardan ötürü Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak Kültür Karıncaları Özgün Eğitim Modelini geliştirdik. Kültürel değerleri uyaran olarak kullanıyoruz. Amacımız ülkemizin en büyük zenginliği çocuklarımızda kültürel mirası duyarlılığı artırmak ve kent kültürü bilinci oluşturmak. İki yönlü bir eğitim modeli Kültür Karıncaları. Önce üniversiteli, üniversite mezunu gençleri eğitiyoruz. Kentin kültürel değerlerini tanıyorlar. Çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını öğreniyorlar. Yeteneklerinin farkına varıyorlar. Birer kültür gönüllüsü olarak sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıkıyorlar. Sonra kazanımlarını duygusal zekalarına ulaşacak biçimde küçük gruplardan oluşmuş çocuklara aktarıyorlar. Olumlu rol model oluyorlar. Eğitim modelimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği İlköğretim Sosyal Bilgiler kitabında kültürel mirasa duyarlılık başlığı altında da yer alıyor. Çocuklar bu eğitim modeliyle bilgi, beceri ve tutum kazanıyorlar. Öğrendiklerini aileleriyle, yakınlarıyla paylaşıyorlar. 2002'den beri İstanbul'da, Kocaeli'nde, Bursa'da 2500 kültür karıncası, 600 kültür gönüllüsü yetiştirdik. Şimdi de kültür karıncalarımız 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile ortak yürüttüğümüz çalışma kapsamında kültür gönüllüsü abla ve abileriyle el ele 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'a yürüyorlar. Bundan 6-7 yıl kadar önce özellikle 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinde bir kent bilinci yaratmak, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkmak ve bunu geleceğe taşımak konusunda, bir bilinç yaratma konusunda önemli çalışmalar yaptık. 2010 Avrupa Kültür Başkenti konsepti de gündeme gelmeye başlayınca açıkçası bunu çok net bir şekilde önermek istedik. Daha ajansı resmen kurmadan önce de biz bunu kurula, o zamanki kurula taşıdık. Ajans kurulduktan sonra projemiz resmen de kabul edildi. Şu anda tabii ki bu emek yoğun bir çalışma. İlle böyle sayılara bağlı, çok çok sayılardan bahsedilen bir çalışma değil. Derinliği olan, yoğunluğu olan bir çalışma. O yüzden 2010 öğrenciyle sınırladık. Güzel bir şey oldu. 2010 öğrenci 2010'a yürüyor. 2010 kalınca 2010'a yürüyor. Türkiye'nin en büyük kentinde 2010 kültür başkenti olmaya hazırlanan İstanbul'da şehrini tanımayan o hem kentin merkezinde hem de kıyısındaki çocuklara bambaşka ve rengarenk bir pencere açmak istedi. Bunu da Kültür Karıncaları eğitim modeli sayesinde Beşiktaş'tan Kadırga'ya, Küçük Armutlu'dan Üsküdar'a kadar İstanbul'un dört bir köşesine taşıdık. Taşımaya da devam ediyoruz. Çünkü 2010 yılına kadar tam 2010 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Kültürünü, kentini, tarihini, kendini tanıyan, öğrenen, hiç durmayan, sürekli üreten ve daha da önemlisi hayal eden çocuklar yaratmak istiyoruz. İlköğretim çağı çocuklarında kültürel mirasa duyarlılık ve kültür bilinci oluşmasını sağlamak. Bu iki ayaklı bir proje. Hem çocuklar hem gençler var. Önce gençleri, üniversite öğrencileri ya da sektörlerde çalışan gençleri eğitiyoruz. Daha sonra bu çocuklar, gençler ilköğretim çağı çocuklarını eğitiyorlar. Sevgiyle, istekle, gururla ve de eğitim aşkıyla. Onlarla İstanbul'u paylaşıyoruz. İstanbul'un simgelerini, kültürel değerlerini birer birer öğreniyoruz. İstanbul'u onlarla birlikte yaşıyoruz, onlara yaşatıyoruz. Yerinde tadarak, dokunarak, hissederek, algılayarak. Bir müzede ya da tarihi bir yapıda. Önce kendi isimlerinin anlamının ve gizeminin peşine düşüyorlar. Kültür gönüllüleriyle birlikte anlamı arıyorlar. Adımın anlamı tek, Sertaç'ın anlamı, başımın tacı.
Adım Sefa, soyadım Kaya, Orduluyum. Adımın anlamı neşe, zevk, istek ve Mekke'deki Sefa Merve'de. Arkadaşımın adı Bahadır Aykurt. Anlamı yiğit. Kültür kırıncılarını yaşadıkları şehri tanımalarını sağlıyoruz. Onların farkında olmalarını sağlıyoruz. Çok fazla iyi imkanlar içinde olmayan çocuklarla çalışıyoruz ki onların bir takım şeylerini, yani kültürel mekanlar, İstanbul'u İstanbul yapan değerler, onların biraz daha farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de zaten okullarla yürüttüğümüz işte kültür kırıncılığı projemiz. Aslında daha çok onların ilgilerini çeken gönüllü ablalar ve abiler çok ilgilerini çekiyor. Bu işi nasıl yaptığımız, neden böyle onlarla uğraştığımızı, onlarla ilgili çok güzel yorumlar oluyor. Buradaki amacımız İstanbul'daki çok farklı kültürlerin bir arada olmasını çocuklara vurgulamak, aşılamak, farklı kültürlerin yıllardır nasıl bir arada yaşadığını, hala yaşanabileceğini göstermek, onlara kültür mirasına sahip çıkmayı öğretmek. Bunun için yardımcı olmaya çalışıyoruz çocuklara. Buldukları yanıtla isimlerini İstanbul'a iliştiriyorlar. Her şeyin merkezinde hava, su, ateş, toprak var. Onlar bu dört temel yapı taşıyla hayallerini, kentlerini yoğuruyor. Lalelerle, erguvanlarla, hayatın ve İstanbul'un tüm renkleriyle süslü bu büyülü yolculukta onlara Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Kültür Gönüllüleri Gençler eşlik ediyor. Önce kentin tarihi hakkında neler bildikleri soruluyor. En çok ilgimi çeken milyon anıtı, anlamı da şuydu, merkezdi. Yani alanı tarif etmek istediğinizde şöyle diyorsunuz, milyon anıtına yakın, uzak diye anlatıyorsunuz. Onları öğrendim. Ondan sonra dikili taşlarda örmeli sütün ne olduğunu, yani uzunluğu kaç metre olduğunu öğrendim. Mesela yere batan sarnıcını görmüştüm ama içini inceleyememiştim, gidememiştim içine. Sonra milyon anıtın o eserlerin kaç yılında olduğunu bilmiyordum. Metrelerinin falan kaç metre olduğunu, yüksekliğini bilmiyordum, öğrendim. Bugün milyon taşını öğrendik. Yılan sütununu öğrendik, dikili taşı gördük, hikayelerini de öğrendik. Bir de örgü sütunu, sonra yere batan sarnıcı, Sultanahmet Meydanı. Yapılar, tarihler, kişiler ve olaylar hakkında sorular yöneltiliyor. Alınan yanıtlarla birlikte onların İstanbul yolculuğu şekilleniyor. Onlara neler aktarabiliriz? Yaşadıkları şehir hakkında, bulundukları yerler hakkında neler görebilirler, öğrenebilirler? Biraz tarihinden bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde onları hem farklı kültürlerin bir arada yaşadığı İstanbul şehri ve bu şehirdeki yaşam hakkında ve kendilerinin bu şehrin bir parçası olarak nasıl yaşayabilecekleri, öğrendikleri şeyleri nasıl diğer nesillere aktarabilecekleri belki de gibi bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Bir sürü dini, bir sürü kültürü, bir sürü farklı insanı içinde bulunduran bir şehirde yaşayan çocukları bilgilendirdikleri için bu program bence harika onlar için. İlerisi için çok iyi bir kazanım oluyor onlara. Kültür miraslarını, şehirlerini daha iyi koruyorlar, daha iyi anlıyorlar. Ve böyle bir şehirde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavramaya başlıyorlar. Tabii belki siz gelmeseydiniz eğer biz bunları daha böyle açıklamalı öğrenemeyecektik. Hem eğlenirken hem de öğrendik. Kültürlerimizi daha iyi tanıdık. Hepsi o günkü rengini seçiyor. Hayatı o renkle boyuyor, o renkle tanımlıyorlar. O renk onun kılavuzu oluyor, hayallerine yön veriyor. Pembe hissediyorum, çok güzel geçti. Mor hissediyorum çünkü rengi çok beğendiğim, ilk çektiğim bir gün oldu. Ben de kırmızı hissediyorum ve çok güzel geçti. Çok eğlenceli. Yeşil hissediyorum, güzel geçti. Bir de en sevdiğim oldu. Ben de lila geçiyor bugün aklımdan ve o rengi çok seviyorum. Havası, ateş, toprak. Ben bunların içinden bize hangi rengi seçtiğiniz dediği zaman sarı demiştim. Bu elementlerden de ateş seçiyorum. Çünkü biz burada yine dediğim gibi sarıdayken
bir ışık vardı. Şimdi de ateş dediğim zaman sıcaklık anlamına gelen, içimizdeki bağ sıcaklık olmasaydı, yani birbirimize sıcak olmasaydık bağ kuramazdık kendi aramızda. O yüzden ateş seçiyorum burada da. Buraya gelmeden önce başka kültür, başka ülkelerin kültür başkenti seçildiğini bilmiyordum. Belki ben de başka ülkelerin kültür başkentinin kültürlerini anlatmak için bir vakıfta gönüllü bulunabilirim. Sarının sıcak bir renk olması, hem güneşin rengi hem de benim ablalarıma ve abilerime duyduğum karşı sıcaklıktı. Kırmızının anlamı da seni seviyorum olduğu için ben bütün yani tanıştığım insanları seviyorum. Gayet mutluydum. Sonra da kültür gönüllüleriyle birlikte hayallerindeki mahalleyi çiziyorlar. Derin anlamlar yükledikleri binbir türlü hayalle şimdiden kendi kentlerini inşa ediyorlar. En sağlam yapı bileşeniyle hayalle. Bugünkü resmimde mahallemin adını ilk önce bizim mahalle koymuştum. Çünkü buradaki her şey bizimdi ve bizim için olacaktı. Yani geleceğimizin 2010 mahallesini yapmıştık. Okulumuz vardı, hastane vardı, kütüphane vardı. Bunların hepsi huzur içindi. Bizim yaptığımız resimde 3 tane din vardı. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik. Onlara bakarak kiliseler yaptık ve camiler yaptık. Kişilere göre oynayacak spor alanları, parklar, düzenli iş yerler yaptık. Kültür gönüllüleri onlara içinden deniz geçen kenti, suyun serüvenini ritimle anlatıyor. Dokunuşlarla suya can veriyorlar, suyla olan bağlarını ritimle pekiştiriyorlar. Buraya ritim eğitmeni olarak katıldım. Dünyanın 53 ülkesinden 247 enstrüman toplayıp bunların her birinin nerede kullanıldığını, kökenini, ses çıkardığı sesleri, nerelerde nasıl çalınacağını ve nasıl çalındığını bilen biri olduğum için bunları genelde çocuklarla paylaşmak üzere ve de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin 4 ana elementi olarak bilinen, saptanmış olan toprak, su, hava, ateş elementlerinden su elementini ilkokullarda hafta sonları çocuklara bunu ritim aletleriyle anlatmaya çalışıyorum. Kalıcı şeyler vermeye çalışıyoruz çocukların aklına suyla ilgili. Tabii bir ritim aletinden su sesleri çıkarıp onu da birlikte paylaştığınız zaman hoş bir yerlere ulaşıyoruz. Şu anda bizim çocuklarımız mutlaka geçmiş mirası, gelecek nesilleri taşıyacak olan bir taşıyıcı unsur olarak görüyorum onları. Kültürün mutlaka bu ülke insanına vereceği çok şey olduğunu bilincinde çocuklar. Şimdi soruyorum. Suyu tasarruflu kullanacağımıza diye tekrar bununla Afrikacı bir soruyorum. Söz diye cevap vereceksiniz. Şöyle sözdür. Etkinliklerimizde çalgı çalmıştık. Bu çalgıda şarkılar söylediğimiz çok mutluyum. Burada tiyatro yaptığımız için çok mutluyum. Memnun duyuyorum böyle etkinlikler yaptığımız için. Ben ilk defa böyle şeyle karşılaştım. 2010 kültür başkenti dendiği aklıma İstanbul'un özel şeyleri geliyor. Mesela erguven ağacı, lalelerimiz, martılarımız, denizlerimiz, köprülerimiz geliyor aklıma. Galata Kulesi'nin hangi tarihte inşa edildiğini bilmiyordum. İtalyanlardan bir kişi inşa etmiş herhalde. Onu bilmiyordum, onu öğrendim. Manzarayı gördüm, köprüleri öğrendim. Ondan sonra işte vallahi camileri gördüm. 5 duyu ile bunları öğretmeye, göstermeye, daha doğrusu yönlendirmeye çalışıyoruz. Hissetmelerini, eğer bir Galata Kulesi bir tat olsaydı hangi tat olabileceğini birazcık hayal güçlerini kullanarak yeşertmelerini, yaşatmalarını istiyoruz. Daha önce Galata Kulesi'ne gitmemiştim. İlk kez gidiyorum. Bu kulede hava, su, taşların toprak koktuğunu, topraktan yapıldığını, işte 100 yıllık bir 1100 ve 1300 yıllar arasında yapıldığını ve Hazarfen Ahmet Çelebi'nin bu yıllarda oradan bir eşya yaparak oradan Üsküdar'a doğru uçtuğunu öğrendim. İşte çocukların o sınırsız düşünce coğrafyasından kanatlanan o hayaller
2010 İstanbul Kültür Başkenti için hayatla birleşiyor. Hayatla olan bağları, kentle olan ilişkileri kuvvetlendiriliyor. Onlar çocuklarımız, söz veriyorlar. Artık kentimizin kültürel değerlerini korumak onların sorumluluğunda. Bu dünya kültür başkentini gelecek kuşaklara tüm güzelliklerini koruyarak teslim edecekler. Peki çevremizdeki herkes anlatacak mısın? Evet. Kültürel varlıkları korumayanları uyaracak mısın? Evet. Artık ben bir kültür karıncasıyım. Kentimin, ülkemin, dünyanın kültürel değerlerine sahip çıkacağım. Ve onları koruyup geleceğe taşıyacağım. Geleceğe gülümseyerek bakabilen, İstanbul'u anlayan, anlatan, yaşayan çocuklar için kültür karıncaları çalışmaya devam ediyor. 2010'a kadar sevgiyle, hayalle, İstanbul'un büyüleyici renkleriyle.